Çok hakka girdim. Çok günah işledim. Elime bulaşan kanın, aldığım ahın haddi hesabı yok. Tövbe dersin. Tövbe etmek beni temiz kılar mı? Allah beni affeder mi? Günahlarında Allah'a kibir mi taslamaktasın Doğan? Yüce Rabbimizin rahmeti gazabından büyüktür. Peki ben bunca yükü kaldırabilir miyim şeyhim? 3 günde 3 kişinin yapamayacağı işi 1 günde yapmışsın. Doğru mu? Odun kırma işini mi söylersiniz şeyhim? Maşallah. Kuvvetin yerinde. Üzerine aldığın işi layıkıyla görürsün. Ama kulluk yükü ağırdır. Senin gibi kudretli bir Adem bu işin üstesinden gelir. Bunlar atlığın alametidir. Sen de atlığın gereğini yerine getirirsin. Ancak bir mana yüklemelisin bu güce. Seni kuru bir cihangirlikten çekip kurtaracak, istikbale taşıyacak bir mana. Bunun için size geldim şeyhim. Kendi kalbine gitmelisin Doğan. Orayı yoklamalısın. Kalbine dön. Evine, kalbine dönmeyene elden ne gelir ki? Siz ne lütfedersiniz şeyhim? Altlık bir iştir. Uğraştır. Yabana atılmaması gerek. Ancak kişioğlu beşerden insana bir manayla, bir mefkureyle döner. Ülküsüz insan çamurdan farksızdır. Alp olduğun kadar eren de olmalısın ki ebedi zafere eresin. Siz ne buyurursanız efendim. Rum mahallesinde bir tekke kuracağız. Var mısın? Orada tekkemizin ne işi var ki? Eren olunca anlarsın. Sen söyle şimdi. Varır mısın? Oğlum Fazlullah dervişleri yanına alarak göçe koyulacak. Sen de onlara yarenlik et. Alp sırrında onları koru. Erenlik hırkasının ne demek olduğunu onlardan gör. Sağ olun şeyhim. Eyvallah. Yolda, yolcu da seni bekler. Uğurlar ola. Haydi.